Eğer gölde veya nehirde balık tutacaksanız izin almanız, yani lisans almanız gerekiyor. Lisans almak zor bir şey değil. Sonuçta gidip bir para verip belli bir şekilde sezonluk veya günlük balık tutacağım deyip lisansını alıyorsunuz. Ama denizde tutacaksanız, denizde balık tutacaksanız lisans almanıza gerek yok. Ne yapıyorsunuz? İşte balık takımlarınızla gidiyorsunuz denize. Halka açık yerlere gidiyorsunuz bu arada. Halka açık yer ne demek? Yani özel bir iskele olmayacak. Özel iskelelere giremiyorsunuz. Onların da kuralı var. Bizdeki gibi hard diye istediğin yeri kullanamıyorsun. Neyse efendim. Halkın açık olduğu yerlerden birine gidiyorsunuz ve orada denize balığınızı atıyor, şey oltanızı atıyorsunuz. Oldu ki tuttunuz balığı. Tuttunuz. Ondan sonra ne oluyor? Balığın boyuna bakılıyor. Eğer balığın boyu kuralların dışındaysa, yani küçükse, balığın boyu küçükse o balığı tekrardan denizin içine atmanız gerekiyor. Eğer balık büyükse o zaman o balık demek ki tutulabilir bir balık oluyor ve siz onu yanınızda evinize götürüp ister artık bakarsınız isterseniz yersiniz, o size bağlı. Fakat şuna geleceğim. Burada da kurallar var ve bu kurallara herkes uyuyor. Mesela siz balık tuttunuz. Hemen yanınızdaki insanlar dönüp diyor ki size bu balık küçük, bu balık küçük, bunu atman lazım. Bu balık küçük, bu balık küçük. Kimse de demiyor ki ya götür şunu ye, kimse görmez demiyor. Yani aslında herkes birbirini görüyor. Yoksa bir tane memur gelip de size balık boyunu ölçmüyor. Bizde hep şey vardır ya mesela, hani ya evet kurallar var ama hiç kontrol eden yok. Ulan kontrol etmiyorlar burada ama insanlar birbirlerini sonuçta uyarıyor ve kendi kontrollerini kendileri yapıyorlar. Yani burada da her yerde memur yok. Onu söylemek istedim. Herhalde anlamışsınızdır ne demek istediğimi. Peki niye böyle oluyor? Onu düşünmemiz lazım. Neden burada herkes kurala uyuyor da memur olmadığı halde Türkiye'de de kurallar var ama kimse uymuyor. Niye? Bunu çözmemiz kesin şart. Devam edeceğiz. Takipte kalın.